Uzak Doğu'nun altın üçgeni, Birmanya, Tayland ve Laos'un buluştuğu bölge, yüzyıllardır afyon üretimi ve ticaretiyle biliniyor. Fakat son 10 yıldır haşhaş bitkisinin ekim alanı yarıdan fazla azaldı. Eroinin kaynak noktası uzun bir süredir Afganistan'a kaymış bulunuyor. Ancak altın üçgen halen kötü bir şöhrete sahip. Zira afyon geri plana çekilirken yerini metamfetamin olarak bilinen uyarıcılar aldı. Üretimin çoğu Birmanya'da gerçekleşiyor, Tayland'da piyasaya sürülüyor. Gece devriyesi Mekong Nehri'nde görev başında. Tayland donanması uyuşturucu madde trafiğine karşı mücadelede en ön cephede. Silahlı, gece görüş sistemleriyle donatılmış askerler bir ihbar üzerine operasyon düzenliyor. Bilgi veren muhbir, metamfetamin tacirlerinin nehrin öteki kıyısındaki Laos'tan Tayland'a mal geçireceğini bildirmiş. Ama donanma güçleri bir süre pusuda bekledikten sonra sürdükleri izin yanlış olduğuna karar veriyor. Kaçakçılar ya operasyondan haberdar edildi ya da daha büyük olasılıkla karanlıkta Tayland'a sızmayı başardılar. Nehrin her 3 kilometresine sadece tek bir asker düşüyor. Uyuşturucu paketlerini Tayland'a sokmak, Mekong Nehri'ni bir çırpıda geçmekten ibaret. Metamfetamin Laos'ta 50, sınırı geçince 70, Tayland'ın başkenti Bangkok'a varınca 300 bahtan el değiştiriyor. İmkansız bir mücadele değil ama sorunun kaynağı bu nehirden çok daha içerlerde. Altın üçgen afyon kaçakçılığıyla kötü bir şöhrete sahipti. Şimdi ise bölgenin başına bela olan madde metamfetamin. Ele geçirilen bu gibi hapların oranı son 4 yılda 4'e katlanmış. Uzmanlar hem arzın hem de talebin tam bir patlama yaşadığını söylüyor. Çin ve Tayland iki büyük tüketici ülke ve bu maddeleri kullananların çoğunluğu görece zararsız bir şey olduğunu zannediyor ki böyle değil. Kimileri sabahlara kadar parti yapmak, kimileri de tarlalarda, tozlu yollarda ölesiye çalışmak için hap oluyor. Tayland Başbakanı Ingluk Shinawatra, son olarak ele geçirilen 21 milyon hapın yakılarak imha edilmesinde hazır bulundu. Hükümet artık daha fazla fon ayırıyor. Ama Birmanya ve Laos sınırını korumak kolay iş değil. Üretimin kaynağını söndürmek Mekong'un öte yakasında mümkün. Uyuşturucuyla mücadele uluslararası bir gayret olmaksızın zor.